ses duyuyordu. Uzun sürmüş. Yok, yani 20 dakika oldu. Az mı? Bilmem, bence çok değil. Senden ayrı geçen koskoca 20 dakika. 72 bin salise. 72 bin salise. Sen bunu hesapladın mı gerçekten? Zehra, ben senden bir saniye bile uzakta kalamıyorum ki. Biraz bencil miyiz acaba? Olabilir. Söz konusu sen olunca. Hiç kimseyle paylaşmaya tahammülüm yok. Asya'yla bile. Ay yok. O ayrı. Yani onun ayrıcalığı var. Ama onun dışında hiç kimse aramıza giremez. Zehra. Sadece bana sarıl. Sadece benimle konuş. Sadece bana gül. Sadece ben diyorsun. Evet. Ve bunu söylerken utanmıyorum. Biraz da utanmasız galiba. Olabilir. Hiç gocunmam. Çünkü seni sevmekten ne utanırım ne de usanırım. Ömer. Efendim sevgilim. Bu cümleler senin ağzından çıkınca. Evet. Benim ağzımdan çıkınca. Kulağa inanılmaz geliyor. Farkında mısın? Neyin farkında mıyım? Ne kadar değiştiğini. Değiştim mi ben? Hı hı. Sen değiştirdin. Yok yok. Değiştirmedim. Sen bana nefes oldun. Yeni bir hayat oldun. Ben. İnanacağım ama. İnan sevgilim. Ya bak yine yaptın. Ne yaptım? Güzel şeyler söyledim. Sen söylettirdin. Babacığım. Kızım nasılsın? Rahatsız etmedim değil mi? Yok yok baba, ne rahatsızlığı? Nasılsın? İyiyiz biz kızım. Siz ne yapıyorsunuz? Aklım hep sizde. İyiyiz, merak etme. Birkaç gününe tatile geldik. Öyle mi? Ben kapatayım sonra arayayım o zaman. Yok yok baba, dur kapatma. Asya için geldik. Evdeki durumları biliyorsun malum. Çocuğun psikolojisi bozulmasın diye. İyi yapmışsınız yavrum. İnşallah kısa zamanda toparlar yavrucak. İnşallah. Elimizden geleni yapıyoruz. Çok iyi yapıyorsunuz. Yani bir yetimi sevindirmek, gönlünü hoş tutmak çok büyük sevap. Neyse kızım, ben kapatayım. Sen Asya ile ilgilen. Yarın yine konuşuruz. Tamam. Canına çok selam söyle. Döndüğümde uğrayacağım. Çok özledim sizi. Ben de çok özledim güzel kızım. Bekliyorum.